Avrupa Ajansı'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Kore abiyle birlikte Trabzonspor ve Başakşehir'in galibiyetleri konuşacağız abi. Hoş geldin, nasılsın? Çok teşekkürler Mert'cim, iyiyim. Gene iyi bir gece, güzel bir gece. Eylemelerde kayıpsız geçtik. Bu da bizim için önemli oldu. O yüzden keyfimiz de yerinde. Kesinlikle Avrupa'da 3'te 3'e devam ediyoruz yine. Önemliydi açıkçası. İlk maçta Trabzonspor Zamborov'u konuk etti. Trabzon'da oynanan maçta 1-0'lık galibiyetle ayrıldı orada Maviller. Deniz Draguş siftah yaptı. İlk golü attı. Bordo Mavillerle resmi maçta yeni transferler süre aldı. İkinci yarıda bazıları yavaş yavaş form tutacak mı soru işaretleri var Trabzonspor'da. Rakip zayıf olsa da oyun takviye etmedi desek de herhalde galibiyet önemliydi. Nasıl yorumluyorsun? Tabii ki her zaman galibiyet önemli Avrupa'da. Bunu biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin Lugano galibiyetinden sonra da söylemiştik. Ya iki maçı da kazan Trabzonspor da, yani Trabzonspor çok fazla transfer yaptı Mert. Yani hani derler ya, zamana ihtiyacı var. Bu tabirin en uyduğu takımlardan biri Trabzonspor şu an. Yani bugün de değişik, mesela işte Mendy savunmada oynadı. Portekizli sağ bekleri ilk defa oynadı. İşte Ozan Tufan geçen maç sağ bekleydi, bu sefer orta alanda gördük. Daha sonra Vakeme girdi. Vakeme'nin varlığını, yani hazır olmayan Vakeme'nin birkaç tane hareketi var ki ya ben işte böyle oyuncuların ligimizde olmasını seviyorum Mert. Yani tamam, tam hazır değil ama bir böyle bir sıralamın var, sen de görmüşsündür. Yani beni heyecanlandırıyor Vakeme ne zaman. Taraftarlar da coşkuyla karşıladı oyuna girmesini. Yani, çok büyük güzelliği gördü. Çok değerli bence Trabzonspor için. Bazen de düşünüyorum, keşke hani onu verip Trabzonspor hani çok doğru mu kullandı o parayı? Hayır. Keşke Vakeme ile devam edebilseler diye de düşünmüyor değilim. Onu da transfer çalışmaları devam çıkmıyor ama şu an santrafor arayışı var. Bir 10 numara gelecek. Ukay'ın alınması da bir Türk oyuncu. Çünkü Türk oyuncu da gerekli Mert. Bence değerli. Ukay da sonuçta bir milli oyuncu ve Trabzonspor'u tanıyan, bilen bir oyuncu. O da katkı sağlayacaktır. Vegors durumu var. Bence Vegors doğru bir hamle olur Trabzonspor için. Öyle bir forvete ihtiyacı var. Draguş asla kötü değil. Geçen seneden beri zaten, Antep'ten beri hep söylüyorum. Bizim ligimizde uyabilecek bir forvet ama tabii ki Vegors hamlesi gerekiyor. Onun dışında Barış sonradan girdi. Benim beğendiğim, iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Mustafa'yı bugün çok beğenmedim. Orta alanda Ozan'la beraber oynayan. Onun dışında Cihan, bilmiyorum ne düşüneceksin. Hani Cihan benim hep bir tabirim var, artık bilirsin, böyle top ayağına yakışan oyuncu. Tabii ki daha çok genç Mert. Zamana da ihtiyacı var inşallah. Hani Abdullah Avcı onu yavaş yavaş takıma kazandırarak Türk futboluna da kazandı. Daha çok genç bir oyuncu, inşallah daha iyi olur. Ama önemli bir galibiyet aldı ve biliyorsun Rapid Wien'le eşleşti. Rapid Wien daha hazır olacak. Aynı Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntı yaşayabilir Trabzonspor. Hoca hani ideale yakın kadrosunu bulup bir an evvel o maçlara öyle çıkmalı, öyle söyleyeyim. Kesinlikle zaten transfer çalışmaları da sürüyor. Ofansif bir oyuncu daha alacakları söyleniyor. Santrafor haricinde bakalım ne olacak. Ama sanki oyun çok tatmin etmiyor Trabzonspor taraftarlarına abi. Yani ne düşünüyorsun? Evet. Yani hiçbir şey var. Heyecanlanan yoktu. Bugün yani ilk iç saha maçı diyeyim sezonu. Evet. Yani taraftarlarda da stadyumda olmuştu ama o heyecanı yansıtamadılar ya. Oyun çok karşılıklı boyunca. Şu güzel, hani maçı açık kanal veriyordu sonuçta. Hepimizin izleyebileceği, yani Fenerbahçe'deki gibi bir sıkıntı yoktu ama ona rağmen tribünlerin dolu olması Trabzonspor'un taraftarının hani bu takıma bir heyecan duyduğunu gösteriyor. Güzel bir şey ama tabii ki istenen oyun yok. Bunu Fenerbahçe'ye söyledim Mert. Biraz takımlarımızın zamana ihtiyacı var. Ama dediğim gibi Rapid Wien, Wisla Krakow'u yanılmıyorsam dün 6-1 yendi. Ya ben yanlış görmediysem. Şimdi de bakayım, yani sen bana sorursan bak, yani o yüzden daha sağlam, daha hazır bir takım gelecek. Abdullah Avcı'nın çok ciddi önlemler alması gerekiyor. Ya bana savunmada daha iyi
sinyaller vermiyor. Yani pozisyon iki maçta da verdi Mert. Yani Rosenborg kısıtlı bir takım. O beni biraz düşündürüyor. Ama tabii ki daha hazır olmamakla beraber bu turunda favori Trabzonspor olmuş. Trezeguet'e hep aynı biraz belli oyun stiline yöneldi aslında. Biraz rakip de çözmüş gibiydi iki başta Trezeguet'i. Hakkı atakçılarda düşünebilirdi sanki. Evet, bu arada dün maç 6-1 bitmiş Mert. 6-1 kazanmış rakibi yani. Yani demek ki hazır durumda. Tabii ligi de başladı. Önemli yani. Çok 6-1 kıstas sonuçta... kesinlikle. Bir de arada yok yani bir hafta var abi maçada yani evet. Direkt artık odaklanmak da gerekiyor. Ciddiye alınması gereken bir takım Rafik yani şartlar ne olursa olsun. Tabii ki Trabzonspor'un bütçesi takımı daha iyi olabilir ama bunu Lugano Fenerbahçe maçlarında gördük. Ciddiye alınması derken yani ciddi bir şekilde o maça yoğunlaşmazsan sıkıntı yaratabilecek takımlar bunlar. O yüzden yani bu maçlardan daha zor maçlar beklediği herhalde hepimizin net şekilde söyleyebileceği bir durum. Abdullah Avcı bugünden itibaren Rapid Wien'e çalışacak. Golü nasıl oldu? Güzel bir gol attı Deniz Grakur. Çok güzel gol. Özel bir gol. Çok güzel gol. Çok temiz vurdu. Ya Grakur dediğim gibi iyi bir oyuncu. Tabii ki bir alışma. Ama sanki asıl mevkisi santrafor olmadığı için hani başka yerlerde kullanılsa daha yani kulübün arkası olabilir, kanat olabilir dediğin gibi Romanya'da kanatta daha çok kullanıyorlardı da şu milli takımda biliyorsun. O yüzden hoca ama çok da alternatif oldu yani Bakeme tam hazır olduğunda bence ilk 11 oynayacak. Viskası var, Trezeguet'i var, işte Cihan'ı var. Yani Orsic'i var. Orsic'i var. Yani fazla isim var orada. Bakalım hocanın değişti. Santrafor'da da çok isim var abi. Hani Stestene var. Yeri gelecek oyuncu var. Makayabe hadi Santrafor'da oynayabilme özelliğine de. Yani evet bazen hani Trabzonspor aslında hani sistem Abdullah Avcı çok değiştirmez ama bazen hani Türk milli takımı gibi tam böyle pivot santrafor olmadan da oynayabilir aslında 4. Çünkü 3'lü orta sahada yapabilecek oyuncuları var açıkçası. Yani orada 3'lü bir for yani dediğin gibi Bakeme işte Trezeguet, Visca misal veriyorum. Ya bugün de zaten biraz öyleydi hani Deniz evet. Kuraguş'ta oynarken de. Aynen. Yani Abdullah Avcı biraz... bir şey ya ben bilmiyorum katılacak mısın? Türk hocaların da artık biraz ben 4-2-3-1 oynarım. Yani şu kafadan çıkmaları gerekiyor. Artık çünkü futbol gelişiyor. 4-3-3 oynayabilirsin, 3-4-3 oynayabilirsin. Yani hocalar deniyor Mert. Farkındaysan Avrupa'da. Ya da takımın ihtiyaçlarına göre de tabii. Evet. Kadrodaki elindeki oyuncu profilleri. Alex de mesela bugün röportajını izledim. Sen de görmüşsündür. Evet. Evet. Hani dengeli bir takım kurmamız lazım. Defans oyuncularla ofansif oynatamayız. Takıma dedi. Yani biraz da kadrodaki oyuncu profillerine göre muhakkak transferler kapandıktan sonra bir oyun daha çok tercih edecektir diyor gibi duruyor Abdullah Avcı. Evet. Bakalım. Rafit Güven yani, önemli bir eşleşme inşallah galibiyetle başlıyor. Haftaya bu performansın üstüne %20-%30 koymamız gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle sana katılıyorum abi. O zaman biraz da Başakşehir'i konuşalım. İlk maçın avantajını Başakşehir orada da korudu. San Marino'da La Fiorita karşısında 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz evet. Piontek 2 golle maçın başında ve sonunda attı. Ömer Ali Şahinler'in golü var. Hamza 2. golü attı. İlk yarıda işi çekti aslında Başakşehir. Kolay da pozisyona girdi. Yani çok kaçırdıkları da vardı. Açıkçası yine böyle bir 6 gollü bir galibiyet de gelebilirdi. Evet. Yani ciddi bir kalite farkı gözüküyordu zaten abi. Çok da şaşırılacak bir durum değildi diye yorumluyor. Çünkü bayağı hep aynı tarz goller. Yani savunma içeride rakip çok kalabalık olsa da defansa gömülseler de yetmedi yani o boşlukları evet. iyi değerlendirdi. Temsilcimiz. Yani ilk maçta da söylediğim gibi arada o kadar büyük bir kalite ve oyuncu farkı var ki Mert. Yani burada Başakşehir'den beklediğimiz skorlar iki maçta
10 gol. Çok değerli tabii ki moral. Yani çok fazla teknik taktik konuşamadığımız, çok beklediğimiz bir skor. Hoca bazı isimleri dinlendirdi, bazı isimlere ritim kazandırmak için kullandı. Orada transfer çalışmaları da sürüyor. Başkan da maç sonu söyledi. Mesela Onur Bulut ve Rodriguez, sol beki Tüçeri Rodriguez. Yani iki tane bek almaya çalışıyor. Biri Beşiktaş'tan, biri de Rodriguez. Hepimizin Onur Bulut işi biraz zora girdi de ama Başakşehir için. Evet, yani transfer çalışmaları sürüyor. Yani onlar da gelecek maç daha zor olacak. Partizani'yi eledi. Biz orada Partizani'yi daha çok tanıyorduk. Gürcistan takım biliyorsun eledi. Evet, ve İstanbul oldu. Şimdi burada ahkam kesemem çünkü takımı hiç tanımıyorum. Ama yine yani kalitesiyle Başakşehir alacak gibi duruyor. Ama Gürcistan futbolunun çıkışta olduğu da bir doğru yani. Tabii. O yüzden daha ciddi alınması gerekiyor. Çünkü hep söylüyorum takımlarımızın grup aşamasına geçmesi gerekiyor. Yani buralarda fire vermemiz gerekiyor. İnşallah da kaza kurşunu olmaması lazım. Evet. Yani dediğin gibi Trabzonspor da Rapid Viyana'dan hem kaliteli hem daha iyi bir takım. Başakşehir'de baktığında bir Gürcistan takımı karşısında mutlak favori. İkisinin de turu geçmesi gerekiyor. Başakşehir transfer yapsın yapmasın. Bu turda kadrosuyla daha avantajlı. Yani takımı hiç bilmememe rağmen söyleyeyim. Bir bakmadım bile açık ve net söyleyeyim daha. Bir baksak izlesek sonuçta Partizani'yi daha net biliyorduk. Tanıyorduk yani duymuştuk açıkçası ama diğer Türk takımını bilmiyorduk. Demek ki onlar da daha hazır ama bir şekilde Başakşehir oradan turu alıp gelir ve son artık playoff turunda inşallah konferans ligine girer. İki takımımız için de önemli haftalar. Bir de lig başlayacak. Yani o ilk maçlardan sonra hafta sonunda lig oynanacak Mert. Bir de öyle bir durum var. O yüzden rotasyon durumlarını nasıl yapacaklar? Sonuçta lige de iyi başlamak önemli. Biliyoruz ki ligde ilk kötü başlayınca kötü gidebiliyor mu? Yani bunu Başakşehir geçen sene biliyorsun. İlk haftalar Emre Hoca'yla çok kötü başladı ve sonra hoca değişikliği oldu. Trabzonspor da hani biraz gecikti bence hoca değişikliğine ama o da hoca değişikliği yaptı kötü başlayıp. O yüzden bu sene lige de çok değer vereceklerdir. Ama Avrupa'da Türk futbolu için çok önemli. Demin baktım. 9. yüz Mert, 10. Çek Cumhuriyeti ile aramızda çok ufak bir fark var. Yani onlar da kazanmışlar hep. O yüzden böyle kazasız belasız gitmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin işi kolay değil. Lili seyrettim, 90 dakika maçını seyrettim. Hani biraz oradan daldan dala atladım ama Fenerbahçe bu sefer çok sert bir takımla, tam hazır olmamasına rağmen futbol olarak sert bir takımla, hani Lugano'ya sert diyorduk ama oyun gücü olarak çok daha sert bir takımla karşılaşacak. Oradan turu geçmesi çok önemli. Trabzon ve Başakşehir'de inşallah geçecek. Daha sonra playoff'ta da zaten Beşiktaş ve Galatasaray'da geçip inşallah 5'te 5'te daha böyle güzel bir Avrupa sezonu yaşarız. Çünkü ihtiyacımız İki puan artısından da kesinlikle önemli. Takımlarımızın başarısı için de oyuncuların Türkiye'yi tercih edişi, marka değeri, yayın geliri, her şey ekonomik maç ödülleri, primleri dahil olmak üzere birçok açıdan Avrupa'da devam etmek Türk takımları için önemli. Özellikle böyle eşleşmeler varken kesinlikle sana katılıyorum. Ağzına sağlık abi. Keyifli bir yayın oldu. Sağ ol katıldığın için. Evet, beğenenler bir beğeni, takip butonuna basarsa seviniriz. Sonuçta bunlar çok değerli oluyor. Bir takip tuşuna basarsa tribün ajansı seviniriz. İnşallah daha güzel Avrupa ajanslarında gene filesiz gelecek haftada yayınlar yaparız. İnşallah abi, ağzına sağlık tekrardan. Güzel, keyifli bir yayın oldu. Efendim, programın sonuna geldik. Desteklerinizi de bekliyoruz Koray abinin dediği gibi. Kanal abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Temsilcilerimizin dileriz galibiyetlerinin ardından görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.